İngiliz otomobil üreticisi McLaren, Paris Otomobil Fuarı'nda merakla beklenen yeni modeli McLaren P1'i tanıttı. McLaren P1 günümüzün araçlarından çok farklı çizgilere sahip. Şimdiye kadarki en iyi sürüş aracını oluşturmayı hedefleyen McLaren'ın en hızlı olmak gibi bir derdi bulunmuyor. McLaren P1, kalkışın, dönüşün ve maksimum hızın optimum değerlerde olmasını sağlamayı amaçlıyor. 2013 yılının sonlarında satışa sunulacak süper otomobil, 600 kilogram bastırma kuvvetiyle binek otomobiller arasında bu alanda en yüksek değere sahip. P1, karbon fiber donanımıyla son derece hafif bir yapıya sahip. McLaren F1'in simgeleşmiş merkezi sürüş pozisyonunun aksine P1'in direksiyonu solda yer alıyor. MP4 12C'de kullanılan 3.8 litrelik çift turbolu V8'i elden geçiren firma, elektrikli ker sistemini de ekleyerek oldukça yüksek miktarda güç elde etmeyi amaçlıyor. McLaren F1'de ton başına 550 beygir güç düşerken, bu oranın P1'de 600'ün üzerinde olması bekleniyor. McLaren F1 sadece 1100 kilo civarındaydı. Elektrikli ker sisteminin bataryası da hesaba katıldığında yeni aracın 1400 kilogram civarında olacağı söyleniyor. Motorun tahmin edilen gücü 750 beygir, ker sistemiyle beraber 850 beygir olacağı söyleniyor. McLaren P1 toplam 500 adet üretilecek. Bu rakam F1 için yüzde sınırlıydı. 2013'te satışına başlanacak olan araç %95 oranda tanıtılan prototip modelle aynı olacak. Şu anda sadece son düzeltmeler gerçekleştiriliyor. Prototip olduğu için henüz gerçek teknik özellikleri verilmedi. Böyle bir otomobile sahip olmak için küçük çaplı bir servet harcamanız gerekiyor. P1'in satış fiyatının 800 bin sterlin civarında olması bekleniyor.